eşin neden ayrılındı? Ha, ilk eşimden mi niye ayrıldın? Şefim, bu arada domatesleri doğrayabilirsin. Hayatım, ilk eşim de kötü bir insan değil. İlk eşim de dünyası bir insandı. Öyle icap etti. O zamanki koşullar onu gerektirdi. O şekilde oldu yani. Öyle bir ayrılık oldu. Bir oğlum var. Ondan da bir oğlum var yani. Tabii öyle. Aslan gibi bir oğlum var. Dünya güzeli bir oğlum var yani. İyi ki de doğurmuşum onu yani. O ne burcu? O da Başak burcu. Eylül'ün 6'sı. Anne Mayıs 6. Titiz mi? Hayır, Başak. Tam Başaklar titiz olur. Ha, titiz mi? Ben anladım. Titiz diye borç mu var abla? Ay, sağır duymaz uydurur ya. Ben de anladım ikiz mi diye. Çok titiz. Başak burcu ya. Ama çok titiz. Her şeyinde titiz. Temizlikte titiz. İşinde titiz. Her şeyinde titiz yani. Sevgilisi var mı? Evli hayatım. 3 çocuğu var. Torun dedik. Doğru. Tabii. Gizoşum bekar. Kaç yaşında? Gizoşum da şu anda 30'a giriyor. Aynı zamanda psikolog kendisi. Haydi. Tam Tahsin Şeflik. Tabii. Evet tatlım. Psikologmuş. Arayalım. Arayalım tatlım. Sen iste yeter ki. Neden aramayacağım? Azıcık derdim var benim. Ay Tahsin. Fakat o burada değil, Kıbrıs'ta. Arayalım diyorum işte. Ha, tamam, arayalım hayatım. Görüntülü. Ama şu anda görüntülü onu nasıl arayalım? Çalışıyor. Ona bir... Psikolog değil mi? Geçsin ofise. Ama olmaz hayatım. Çünkü biz ona bir gün öncesinden haber vermemiz gerekir. Öyleli. Evet. Yani... Bebeğim sen bir ara gelirsin. Bana anında müsait olan psikolog. Aa, yok tatlı mı? Yok. Biz de, hayır, ücretli. O bana derdini anlatıyormuşum. Sen arada beni ara diye. Şimdi senden ücretlen talep etmiyoruz. Ama bir gün öncesinden. Tamam, konuyu da al. Ücret evvel etmiyoruz. Evet. Zaten bugün haber verelim, biz yarınki evde ararız. Evet, öyle olabilir. Öyle olabilir tatlım, şimdi olmaz, yok çalışayım. Çok süper. İyi dert dinle. Oo, süper. Çok. Nerede? Kıbrıs'ta dedin. Kıbrıs'a girmedi tatlım. Okudu? Evet, hep orada okudu. Orada kaldı. Şu anda da evet, Allah'a çok şükür. İşi güzel. Ondan sonra... Hayır, benim onun parasına ihtiyacım yok. Ben de yollamıyorum. Yok, olduğu için sormuyorum. Yok, ama yolluyor. Aman yollamasın. Evladın görevi olur. Kazanacak para olacak. Hayatım, bugüne kadar okuttum onu. Aramızda kalsın. Bütün paraları yedi bitirdi. Helalaş olsun da. Aman para da yollamasın. Para da istemesin. Güzel, seni seviyorum tatlım. Gönül Hanım çok şeker değil mi? Çok. Aynı baba. Babanla da tanışayım o zaman. İki şeker yan yana gelelim yani. Ne olacak ki? Anne, bu dakikadan sonra izledim. Annene mi seslendin? Ay, yanlış mı anlar acaba? Kız yok, neye yanlış anlayacak, şaka yapıyorum. Ha, tamam o zaman, yok yok, korkma anne, korkma. Eşinizden bahsediyordum, ben kızardım mı? İşte öyle bir evlilik yaptık. Uy başıma. Ay Tahsin, trafiği hep karıştırıyorsun. Annen de beni arama açacaksın. Kadın beni seyrederken belki de kızacak yani. Kızacak hiçbir şey yok canım. Ha, tamam. İşin şakası makarası. Ha, tamam. Şaka makara. Evet. İşte tamam. Yunus Bey'le evlendik. İstanbul'a dönüş yaptık. Hı. Beraber ondan sonra bir kızım oldu. Biraz önce de bahsetmiştim. Evet. Dünya tatlısı bir kızım var, Gizem. İşte böyle evliliğimiz... Şimdi zorluğun böyle yani evliliğin. Yani gençler evlenin ya da evlenmeyin diyebileceğin. Olayı anlatmanı istiyorum sana. Evet. Evlenin çünkü, evlenmeyin çünkü. Tecrübelerden. Evet. Hadi. Şimdi şöyle bir şey Tahsin'cim. Kendine ders çıkaracaksın değil mi? Şimdi şöyle bir şey Tahsin'cim. Ya, kızı psikologsa annesinde de vardır bir şeyler. En azından ders çalıştırmıştır arada. Yok hayatım, aileye bakılmıyor psikologlarda. Dedim kızım, dedim beni bir alır mısın? Hayır anne dedi. Aileye bakılmıyor, kusura bakma dedi. Yasak mı? Evet, almıyorlarmış. Ama doğru, objektif olamaz. Anneyi almıyor, kardeşi almıyor, onu almıyor. Kızı başka yere mi gidelim, para verelim dedi. Anne, senin psikologluk işin yok ki zaten dedi. Yok, sen gidip kızına akıl verirsin orada. Vallahi bilmiyorum, benim aklı artık dinlemiyor. Bayağı büyüdü. Onun aklı ona çok güzel yetiyor. Ya maşallah. Akıllı bir kız yani. Maşallah. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. Öpüyorum Gizem seni. Allah nazar gözden saklasın. Evet, evet, evet. Şöyle bir şey. Şimdi gençlere şunu tavsiye ederim. Şimdi yeni gençler de pek evlenmekten de korkuyorlar. Doğru. Korkuyorlar yani. Korkmayan da bulamıyor. Yani kızlar da çok zengin istiyor. Çocuklar da diyor ki araban var mı, evin var mı, o var mı, bu var mı? Çocuk da diyor ki yeni okulu bitirdim, yeni üniversiteyi bitirdim. Nereden alayım araba, ev diyor. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Bugünün sorusu bu. İkinci şeyinde cevaplayacağız bunu. Hmm. Ben bu arada salatayı pitireyim. Evet. Güzel bir soru buldum. Aşk mı, mantık mı? Şimdi domateslerimi ince ince doğrayacağım. Maydanoz, evet. Soğan, cevizlerimi doğrayıp içerisine katacağım. Sosla birleştireceğim. O sırada bunları detaylı hızlı bir şekilde görelim. Evet. Çok da anlatacak bir durum yok zaten. Yani, anlattım. Yani. Ardından dolmaları doldururken... Oh!
kuru patlıcanları aşk mı mantık mı? Hadi bakalım. Evet. Aşk mı mantık mı? Muhabbet devam ederken Tahsin Şef yavurdağı salatasını yapmaya devam ediyor. Minik minik doğradığı domatesleri doğranmış olan diğer malzemelere ekliyor. Maydanozları da ince ince doğrayıp diğer malzemelere ilave ettikten sonra sırada cevizler var. Cevizler de dişe dokunur irilikte doğranıp salata kasesine ekleniyor. Ve kırmızı soğan. Çok küçük parçalar halinde doğranan kırmızı soğanlar da artık kasede. Tekrar bir domatesi doğramaya başlayan şefimiz, doğrama bitince tüm malzemeleri ve salata sosunu kasede bir araya getiriyor. Sosla buluşturduğu salatayı bir kaşık yardımıyla iyice karıştıran Tahsin Şef, ikinci lezzet için hazırlığa başlıyor.